Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın. Evet, küresel piyasalar nezdinde ABD'den gelecek olan bilanço tabloları yakından takip edilirken, yatırımcının ilgi odağındayken Asya tarafında yine ABD kaynaklı düşüşleri takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Asya borsaları yatırımcıların bir tarafta Big Tech kazançlarını beklemesiyle büyük ölçüde düşerken, ABD tarafında hafif bir artı kapanış vardı fakat vadeliler negatifi gösteriyor. Bugün Asya'ya bakacak olursak Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kapalı olduğunu takip ediyoruz. Bugün önemli bir gün olduğunu söyledik. Kazanç tabloları içerisinde önemli finansal tabloları yakından karşılıyor olacak küresel piyasa oyuncuları. Alphabet, Microsoft, Amazon ve Meta ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak olan yoğun ilgi gören isimler arasında yer aldığını da söylemiş olalım. Tüm bu ayrıntıları takip ederken, yeni güne başlarken piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıkları üzerinden geçelim. İlk olarak First Republic ilk çeyrekte mevduatların beklentilerin üzerinde düşüş kaydettiğini duyurdu. Finansal tablosuna bakacak olursak mevduatların beklentilerin üzerinde düştüğünü ortaya koyarken, orta ölçekli bankalara ilişkin endişeleri son dönemde azalan yatırımcıları yeniden tedirgin etti ve Wall Street'in en büyük bankalarının geçen ay sağladığı toplam 30 milyar dolarlık mevduat desteğine rağmen First Republic'in mevduatları ilk çeyrekte 72 milyar dolar azaldı ve 104,5 milyar dolara ise bir iniş sergilediğini takip ettik. İkinci başlığa bakacak olursak, UBS'e mevduat girişleri güçlü bir tablo çizerken bankanın kârı tahminlerin altında kaldı. Bu sabah da UBS'in ilk çeyreğe ait finansal tablolarını açıkladığını takip ettik. Banka stresinin yükseldiği günlerde Credit Suisse grubunu satın alan UBS'in bu süreç öncesinde varlıklı müşterilerinden 28 milyar dolar mevduat girişi sağladı ve bu tutarın 7 milyar dolarlık kısmın satın almayı takip eden 10 günde geldiği ortaya çıkmış olduğunu da takip ettik. Finansal tabloların ayrıntılarında yer alıyordu. Üçüncü başlığa dönüp bakacak olursak, Çin yönetimi odağını teşviklerden reformlara kaydırmaya hazırlanırken Avrupa Merkez Bankası'na gözler çevrilmiş bulunmakta. 4 Mayıs toplantısı bir tarafta önem arz ediyordu. Tüm bu ayrıntılarla birlikte ECB 2 ve 3 Mayıs'ta Fed tarafından gelecek olan kararı karşılayacaktı piyasalar, ama ECB tarafına daha uzun bir yol söz konusu olabileceğine dair de beklentilerin aktarılması ve ECB yetkililerinden gelen mesajlar dikkat çekiciydi ve bu kez ise faiz artışlarının boyutu ve sayısı azaltılmalı açıklaması geldi. Şahin duruşun aksine Avrupa Merkez Bankası'nın yönetim konseyi üyelerinden Villaroy, gelecek hafta yapılacak olan faiz artışlarının büyüklük ve sayı olarak daha sınırlı olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu ki Fransa Merkez Bankası Başkanı Villaroy, hali hazırda gerçekleştirilmiş faiz artışlarının önümüzdeki dönemde zaten görüleceği bir gecikmeli etkisinin olduğu altıyla 8 ay üzerinde gecikmeli etkisi olduğunu ve patikanın büyük bir bölümünün ise tamamlandığını söyledi. Fed'i mi izleyecek yoksa orada daha yol uzun mu, yakından takip ediyor olacak yatırımcıların ilgi odağında diyelim. Son olarak ise Güney Kore ilk çeyrekte %0,8 oranında büyüdüğünü kaydettik ki bu hafta önemli veriler arasında yine ülkelerin büyüme verilerine dair, ilk çeyreğe dair rakamları takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek ilk çeyrek büyüme rakamları. Bununla birlikte yine PCE enflasyon tarafında, aslında çekirdek PCE tarafında beklentileri takip edeceğiz ve Fed'in önem verdiği ve öncü göstergelerinden olan bir gösterge olduğunu da söyleyelim, ama bir tarafta da resesyon endişeleri vardı. Bu kez bugün Güney Kore ilk çeyrekte %0,8 büyüdüğünü açıkladı ki ön tahminlere göre ilk çeyrekte bir yılın öncesine göre 0,8 oranında artış kaydederken ekonomistlerin beklentilerinin altında gerçekleşti. Ekonomist beklentisi 0,9 seviyesinde olduğunu da hatırlatmakta yarar var. Evet, günün öne çıkan gündem başlıkları bu şekilde sıralanırken, peki hangi veriler odağında olacak yatırımcıların? Şimdi verilere bir bakalım. MCM Investment günlük veri takvimini sunar. Ve
25 Nisan veri takviminde hangi verileri takip ediyor olacak? Yatırımcıların ilgi odağında neler olacak? Saat 16'da gelecek olan konut fiyat endeksini karşılıyor olacağız. Bununla birlikte Conference Board tüketici güvenini karşılarken, Nisan ayına ilişkin güveni karşılarken, ABD'den gelecek olan saat 17'de Mart ayına ilişkin yine ABD'den gelecek olan yeni konut satışları verisi de önemli olacağını söylemiş olalım. Bununla birlikte önemli bilançolar var dedik. Bir tarafta Alphabet, Microsoft, Amazon ve Meta ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Yoğun ilgi gören isimler arasında yer aldığını da hatırlatmakta yarar var diyelim. NCM Investment günlük veri takvimini sundu. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet, küresel piyasaları ışık tutmak üzere Ersoy Kazancı bizlerle birlikte. Ersoy, hoş geldin yayınımıza. Asya nasıl bir başlangıç yaptı? Bununla birlikte gelişmeler ve küresel piyasaların ışığında neler var, ne dersin? Pelin merhaba. Evet, Asya'da bugün satıcılı bir hava var. Riskten kaçış yaşanan günlerden biri daha. Japonya hariç diyelim, gerçi Japonya'da yatay ama diğerlerinde satışlar sabaha göre daha da arttı. Hong Kong %2'nin üzerine çıktı. Çin'de %1'in üzerine çıktı eksisi. Shenzhen borsasında biraz daha satışlar daha fazla. Peki ne etkili oluyor? Amerika'da vadeliler eksi de biraz bunun Asya'da yansıması var. Çin biraz tedirginlik yaratıyor. Bu hafta içinde politbüro toplantısı olacak. Şöyle haberler vardı bugün, artık ekonomik teşvikler yerine Çin reform yapacak haberleri vardı. Teşviği biraz daha piyasa daha çok seviyor herhalde ki o biraz satışa sebep oldu. Diğer taraftan jeopolitik gerginlik de var. Çin'in Fransa Büyükelçisi eski Sovyetler Birliği ülkeleriyle ilgili tartışma yaratmıştı. Bunların bağımsızlığı ile ilgili Çin'den bugün açıklamalar vardı. Eski Sovyetler devletlerinin statüsüne saygılıyız diye. Ama hem ekonomik gerginlik diyelim hem jeopolitik gerginlik bugün özellikle Çin'de ve Asya'da satışlara sebep oldu. Japonya Merkez Bankası toplantısından dün de bahsetmiştim. Bu hafta sonuna doğru olacak. Ueda'nın ilk toplantısı olduğu için önemli olacak Pelin. Bir de Amerika'da büyüme verisi ve bilançolar piyasalara yön verecek. Güney Kore bu arada ilk çeyrek büyümesi açıklandı. %0.3 büyüdü. Beklenti 0.2 idi. Beklenenden biraz daha iyi ama Güney Kore borsası da bugün satış yemekten kurtulamadı. Petrol fiyatları dün yükselmişti. Bugün yataydı. Sabahleyin o da eksiye geçti. 78.6 ve 82.5 dolar seviyesinde. Sudan'daki gerginlikler orada da arz sıkıntısına yol açabilir haberleri vardı bugün. Irak Kürt bölgesel yönetiminden ihracat henüz hala başlamadı. Dediğim gibi piyasada biraz petrol tarafında sıkıntılı bir durum var. Bu arada Sudan'da 72 saatlik bir ateşkes ilan edildi Pelin. Son olarak da Mısır tahvillerinde satış baskısı görüyoruz. S&P görünümü durağından negatife çekmişti. Mısır varlıklarında bu da satış baskısına yol açıyor. Pelin. Çok teşekkür ediyorum Ersoy aktardıkların için diyoruz. Asya'yı noktalıyoruz. İçeriyle devam ediyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet,
Evet, araştırma masasında Burcu Kıratlı ile birlikte devam ediyoruz. Diyelim piyasalarda fiyatlamalar an itibariyle neyi gösteriyor? Burcu Kıratlı anlatıyor bize. Ne dersin Burcu? Merhaba Pelin, günaydın. Amerika'dan başlayalım her zamanki gibi. Amerika'da dün yine risk iştahını zayıf ve biraz daha bekle ve gör politikasında olan bir seyir izlediğini yine görüyoruz. Bugün yine önemli olacak olan bilançolar Alphabet ve Microsoft'un bilançoları olacak. Oldukça önemli. Alphabet'in bulut segmentindeki gelirlerinde %1.3 artış bekleniyor. Ancak burada zayıflayan reklam ve Google Cloud'un büyüme hızı biraz endişe yaratan tarafta. Bunlar takip edilecek. Microsoft'un bilançosunda ise yapay zeka segmenti ve Microsoft 365 ofis ürünlerinin satışından gelen tarafta pozitif olan tarafta Microsoft'un bilançosu Alphabet'e göre biraz daha beklentisi iyi olan tarafta diyebilirim. Oldukça önemli. Wells Fargo analistlerinden bir tanesi de bundan bahsetti. Bundan sonra şekillendirilecek olan teknoloji bilançoları diye. Dolayısıyla Perşembe günkü büyüme verisi ve Cuma günkü PCE verisi öncesinde bu iki bilanço biraz daha piyasaları şekillendirecek gibi duruyor Pelin. Amerika'da ayrıca konuştuğumuz bir konu borç tavanı konusu. Bu hafta oylanıyor biliyorsun. Amerika'nın CDS'leri bu arada %2 civarında yükselmiş durumda. Bu da piyasalar üzerine biraz baskı yarattığını söyleyebilirim. FED üyelerinin bu hafta sessizlik haftası, onlardan çok bir şey duymuyoruz. Çünkü önümüzdeki hafta biliyorsun FED toplantısına doğru gidiyoruz. 25 bas puanlık bir artış yapılıyor. FED demişken ECB'den de yine faiz artış konusunda yine hamleler var. 4 Mayıs'taki toplantıda 25 bas puanlık artış bekleniyor Pelin, ama ondan sonrasındaki Haziran'da da bir 3.50-1.25 daha ve sonrasında yıl sonuna doğru 3.75 hatta 4 seviyelerine doğru bir faiz artışı bekleniyor. Çünkü Avrupa hala enflasyonla daha yoğun mücadele eden tarafta diyebilirim. Asya tarafına geldiğimiz zaman Japonya'nın yine biraz daha olumlu ayrıştığını görüyoruz. Burada ben Ueda etkisi olarak bakıyorum artık buraya. Cuma günü onların faiz kararını alacağız biliyorsun. Ueda'nın bu sabah yine açıklamaları vardı. Ücret ve enflasyonda artış görürsek bu ultra gevşemeci para politikalarımızın yerine başka politikalar düşünebiliriz diye. Ben burada biraz daha fark yaratan Ueda ile çok sıkı iletişim halinde olduğunu, çünkü ilk toplantısı olacak Cuma günü ama sürekli açıklamalarda ve sürekli piyasayı da olumlu taraftan yönlendirmeye devam ettiğini görüyorum. Çin Asya tarafında az önce siz de konuşuyordunuz, reformlar konuşulmaya başlanacak artık. Teşvikten ziyade reformlara öncelik verecek dedik Çin hükümeti. Burada reformlar biraz daha sıkılaştırıcı, düzenleyici ve disipline edici tarafta. Teşvikler biraz daha böyle fonlama tarafında olduğu için piyasa tarafından daha çok seviliyordu. Reformlar şimdi biraz daha piyasayı sıkılaştırıcı olarak algılandığı için biraz daha satış getiren unsurlar diyebilirim. Emtia tarafında biraz zayıflık devam ediyor. Burada altın olumlu ayrışmış durumda benim gördüğüm. Tekrar 2000 doların üzerine attı. Burada şunu düşünüyorum. Dün 10 yıllıklar ve 2 yıllıklarda bir geri çekilme vardı. 10 yıllıklar 3.46, 2 yıllıklar 4.07'ye kadar gevşedi. Burada altının 2000 doların üzerine kalıcı olup olmayacağını bakacağız. Çünkü haftaya da faiz artırımı var biliyorsun. Kalıcı olup olmaması önemli. Burada tekrar bir resesyon korkusundan mı tekrar altın 2000 doların üzerine gitti, yoksa sadece 10 yıllıkların geri çekilmesinden dolayı mı bu hareketi yaptı, onu izliyor olacağız. Bizim tarafa gelecek olursak bugün çok önemli bir verimiz yok aslında. Yine 5000 üzerine kapanış yapmaya devam ediyoruz ama hacimin de artık azaldığını söylemem lazım. 50 milyonun da altına geçmiş durumda şu anda. Bugün önemli olan TAV bilançosu olacak. Onun haricinde yarın banka bilançosunu Akbank'ın alacağız. Ancak tabii piyasada hisse bazlı, belki bilanço bazlı hareketler olsa da yine endeksin oldukça belki sıkışık bir seyirde ya da 5050-5000 arasında hareket edeceğini söylemek mümkün. Bugün de hafif yukarı bir başlangıç yapacağız. Bant daha da daraldığını söyleyebiliriz değil mi seçim kesinlikle. Öncesinde? Çok teşekkür ediyorum Burcu, aktardıkların için diyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, seçime giden süreçte içeride uygulanacak, seçim öncesinde uygulanan politikaların etkisi ve seçim sonrasında neler beklenebilir? Tüm bu ayrıntılar seçim sonucundan bağımsız olarak neler beklenebilir? Hem maliye kanadında hem de para kanadında peki neler getirecek? Tüm bu ayrıntıları kendisiyle konuşacağız. Küresel tarafa da tabii ki de bakacağız. Doktor Altuğ Özaslan bizlerle birlikte. Altuğ, hoş geldin.
Günaydın Pelin, iyi yayınlar. Evet, şimdi aslında seçime az bir süre kaldı. Dolayısıyla seçim öncesinde uygulanan politikaları takip ettik ve etkilerini görüyoruz an itibariyle, ama seçim sonrasında, seçim sonucundan bağımsız olarak piyasalarda şöyle bir istikrar programının uygulanacağına dair bir beklenti ve ekonomistlerde de böyle bir beklenti ve algı var. Çünkü enflasyonu kabul edilebilir bir seviyeye indirgemek, ödemeler dengesindeki açığı azaltmak ve bununla birlikte sürdürülebilir bir ekonomik gelişmeyi sağlamak adına bu hedefler doğrultusunda bir istikrar programına ihtiyaç var. Nasıl yol çizilecektir Altuğ? Ne dersin? Seçim sonucundan bağımsız olarak bir politika değişikliğine gidilmek zorunda mı? Gidileceğine inanıyor musun? Ne dersin? Yani şöyle, ben seçim sonucu eğer mevcut statiko devam edecekse Türkiye'de para politikasının değişmesini beklemediğimi zaten hem söylemiştim, ama eğer Türkiye'de statiko değişecekse para politikası da mali tarafta değişecektir. Tabii ki bir finansal istikrar programı gelecektir bizim kendi iç bünyemizdeki çerçevede. Ama diğer şartlar altında içeride statiko devam edecekse bence para politikası mevcut şartlarla devam edecektir. Faiz indirmeye bile devam edebilir. Mali tarafta ise tabii seçime kadarki gidenki süreçte biz böyle bir hani poker tabiriyle all in yaptık. Bütün tuşlara basıyoruz. Ne varsa koyuyoruz tabii mali taraftaki genişlemeyle. Ama bugünkü bu harcamaların bedelini bir yerde bir şekilde hane halkı ileride vergi olarak ödemek zorunda kalacaktı. Zaten geçen seneden bu seneye bakarsak verginin dağılımında da dolaylı verginin toplam vergi pastası içindeki diliminin artık %60'lardan %70'lere geldiğini de görüyoruz. Bu şekilde de devam edecekti. Tabii bunun gelir dağılma eşitsizliğinin etkisi ayrı bir konu. Ama eğer Türkiye'de statiko değişecekse ve bu yeni statiko Türkiye'de yeni bir ekonomi politikası, yeni bir para politikası, yeni bir finansal istikrar modeli uygulayacaksa burada tabii mali tarafta para politikası artık daha bir bütünsel olacaktı. Çünkü biz şu anda bu aradaki ilişkiyi de kopardık. Eğer Türkiye'deki bu değişimle beraber mali tarafta da biz bir sıkılaşma göreceksek tabii bu sıkılaşmanın ne yazık ki kısa vadede Türkiye'de büyümeye negatif bir etkisi olacaktır. Bu vergi gelirlerin de aşağı çekecektir. Herhalde biz kısa vadede biraz da dışarıdan gelecek kaynaklara bağımlı hale kalacağız eğer statiko değişecekse. Çünkü bütün bu makro ihtiyati önlemleri ne yazık ki içerideki büyüme aşağı çekmesiyle beraber bunun yaratacağı vergi gelirleri kaybı, KKM'nin hazine tarafına etkisi, içeride bilmediğimiz işte kamu iktisadi teşebbüsleri, içeride verilen sözler, yapılan altyapı harcamalarının, döviz kısımlarının kamu borcunun içinde görmüyoruz. Çünkü bunlar tahakkuk ettikçe geliyor. 10 yıllık, 20 yıllık borçlar var. Bunların da hazine etkisini bilmiyoruz. Bu yüzden içeride mali tarafta biraz zorlanacağız gibi gözüküyor en azından seçim sonrasında. Peki şimdi aslında ortodoks eylemlere, ortodoks istikrar programına dönülmesi, ortodoks politikaların daha ağırlık kazanması gerektiği konusunda fikir birliğinin, hatta çoğunluğunun olduğunu söyleyebiliriz, ama kronikleşmiş ancak hiper enflasyon eşiğini aşmamış ekonomilerde genelde aslında tedrici politikalar ağırlık kazandığını takip ediyoruz. Bu nedir? Vergi oranlarında hızlı bir artış, kamu harcamalarında yine azalma. Şimdi bu politikalar sence güdürebilecek midir? Çünkü her iki ittifaka da bakıldığı noktada vaatler aslında çok da bunu göstermiyor. Ya da depremin etkisi kamu harcamalarını azaltma konusunda ne kadar yeterli olabilecek? Dolayısıyla kronikleşmiş enflasyonun çözümünde literatürde yazan tedrici politikalardır, ama bunun için bir alan var mı sence? Yani şöyle, vergi tarafında ben gerçekten çok fazla alan olduğunu düşünmüyorum. En azından birey tarafında, hane halkı tarafında. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki son 20 senede uygulanan politikalar itibariyle yani kamunun eli gerçekten halkın kursağında. Yani bir kişi 100 birim maaş alıyor. Zaten bu maaşın 30 birimini, 35 birimini vergi olarak kamuya ödüyor. Ondan sonra kendi cebine kalıyor diyelim ki 70 birim. Harcamalarından ÖTV, KDV'yi de ödüyor. 50 birim cebine net para kalıyor esasında bütün harcamalarıyla beraber. Ama kurumlar tarafında ya da şirketler tarafında sermayedarlar bu şekilde değil. Şirketler bir şekilde onları kendi kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Bu yüzden bence tedici bir politika uygulanacaksa artık hane halkının üzerine daha fazla gitmenin, burada hane halkının harcanabilir gelirini düşürmenin, vergi yükünü hane halkının üzerine yıkmanın artık pek bir anlamı kalmadı. Hı-hı. Çünkü halkın artık vergi ödeyecek bir yeri de yok yani sürekli üzerine. Kurumlar tarafında belki yapılabilir bazı şeyler, ama kurumlar tarafında da tabii içerideki sektörlerin dinamikleri, ihracat pazarlarındaki durum vesaire, bunları da gözden geçirmek gerekiyor. Bu yüzden bence mali taraftaki politika seçim sonrası çok zor olacak. Evet, tedici politikalar uygulanmak zorunda, ama bence artık bu politikaların uygulanacağı yer dolaylı vergi üzerinden hane halkına değil, dolaysız vergi üzerinden kurumlara gelmek zorunda. Ama bu da bir plan çerçevesinde olmalı. Burada sektörleri, şirketleri, ekonominin dinamiğini, biz ihracat odaklı bir ekonomi politikası kurmaya çalışıyoruz, katma değerli ürün üretelim, ihraç yapalım vesaire diyoruz. Bu tarafa yönlendirmeliyiz. Ya da
Belki varlık vergisi gibi varlıklar gelmeli. Lüks tüketime ek vergi gelmeli. Birden fazla konut olan insanlara ek vergiler gelmeli. Belki de politikaları bizi bu tarafa yönlendirmeliyiz. Yani çalışan, emekli ki emektar kesim üzerine değil de daha varlıklı kesim üzerine belki bu tedici politikaları uygularsak mali taraftaki geçiş bence daha kolay olur. En azından da içeride gelir dağılma işsizliğini de bir şekilde düzeltici bir politika uygulamış olur. Peki bu sıkılaştırıcı adımları sence para politikasına mı daha ağırlık vermek gerekir Altuğ? TL'nin en azından değerlenebilmesi adına ya da değersizliğinin sonuna gelinebilmesi adına diye sorsam belki de daha doğru olacaktır. Yani şöyle para politikası tarafında ben mali politikanın para politikasından daha sık olması gerektiğini düşünüyorum seçimden sonraki dönemde. Tabii ki para politikası da sıkılaşmalı ama biz para politikasını işte bu yabancı kurumların raporlarındaki seviyelere falan biz faizi çekersek böyle 30'lar, 35'ler, 40'lar falan Türkiye en az 2 çeyrek sürecek çok sert bir resesyona doğru iter. Bu da zaten içerideki dengeleri yeniden bozacaktır. Biz şu anda bütün dengelerin bozulduğu, bütün paradigmaların, zeminlerin kaydığı bir finansal istikrar içinde, istikrarsızlık içinde istikrar kurmaya çalışan, zar zor ayakta kalan, sendelemeye çalışan bir ülke, sendeleyen bir ülke şu anda. Biz resesyona girdiğimizde ne yazık ki bunun reçetesi çok daha ağır olur. Türkiye'yi böyle bir resesyona sokmayacak bir faiz seviyesinde bir makro politikayla, bir para politikasıyla, işte burada zorunlu karşılıklar vesaire de kullanılır. Sadece burada para politikası faizini konuşmak değil hikaye. Burada böyle bir makro politikayla biz mali tarafı beslersek para politikasıyla bence daha doğru olur. Ama sıkılaşması gereken taraf daha çok görece bence mali bir taraftı. Peki heterodoks istikrar programlarının sonuna gelinecek midir? Yani seçim sonucundan bağımsız söylüyorum. Yani Cumhur İttifakı'nın devamı halinde dahi. Çünkü biliyorsun ki aslında burada sosyal taraflarla uzlaşarak bir fiyat dondurulmasını sağlayan bir politika güdüldü. Ve sence bunun sonuna gelinmeli mi? Gelinecek midir? Ortodoks politikaya dönülecekse eğer. Yani şöyle, bence gelinmeli değil, bence böyle bir politik olmamalıydı zaten ama tabii ki bunun sonuna gelinmeli artık. Biz bunu unutmalıyız, sayfayı çevirmeliyiz yani. Tarihin tozlu raflarında kalmalı kötü bir an olarak belki. Ama diğer taraftan dediğim gibi Türkiye'de mevcut yönetim, mevcut ekonomi yönetimi devam edecek de ben Türkiye'de politikaların hiçbir şart altında değişeceğini beklemiyorum. Yani bu 2 senedir, 2,5 senedir söylenen sözler ya uygulanan politikalar bence sadece işte faiz sebebi enflasyon sonuç gibi bir cümlenin üzerine kurulmuş bir inattan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Ben Türkiye'nin uluslararası ilişkiler tarafında da dümeninin biraz kırıldığını, yelkeninin başka bir tarafa döndüğünü, burada ters küreselleşmenin de bu işin içinde olup Türkiye'nin doğuya yanaşık biraz daha farklı politikalarla buranın bezendiğini düşünüyorum. Yani sadece faiz enflasyon üzerinden okunacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii konusu bu olan insanlar daha farklı bunu da yorumlayabilir. Bu yüzden de ben bu politikaların eğer içeride stakı devam edecekse hiçbirinin değişmesini beklemiyorum. Bedeli ve sonucu ne olursa olsun devam ettirilecektir. Bu şekilde özetleyeyim. Peki bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Burada bir değişiklik bekliyor musun? Yani burada bir değişikliğin bir önemi yok. Hepsi diyorum sıfır yapsınlar esasında hepimiz rahat edelim. 8,5 belki de son bir kere bir faiz indirin de diyebilirler. Bir 50 bas puan daha keselim diye. Önemi olur olmaz. Zaten para politikası faizinin gösterge önemi bile kalmadı dönüp baktığımızda. Piyasanın genel beklentisi 8,5. Ben de 8,5 bekliyorum ama yani seçimden önce bir faiz daha indirelim derlerse ve yaparlarsa da gerçekten hiç şaşırmam yani. Peki seçim sonrasında Türkiye'de bono ve mevduat faizlerinin nerede konumlanacağını düşünüyorsun Altuğ? Yani şöyle, eğer Türkiye'de ekonomi politikası değişecekse, bir şekilde biz yeniden ortodoks bir para politikasına döneceksek, küresel finansal sistemle de barışacaksak, oraya yeniden tam entegre olacaksak, tabii burada mevduat faizleri zaten yükseldi. Şu anda %30'lar konuşuluyor. Para politikası faizini zaman içerisinde kademe kademe %25 ve 30'a doğru çıkacağı bir yerde, mevduat faizi 35-38 gibi bir yerde konumlanabilir. 2 yıllık tahvilde ona yakın olur. 10 yıllık tahvilde %28 civarında bir yere gider. Ama yabancı kurumların beklediği gibi böyle %35'li 40'lı faizlere falan çıkacaksak tabii o zaman bambaşka bir seviyeleri konuşuruz. Ama diğer taraftan içeride para politikası faizinin devam edeceği şekilde bir seçim sonucu çıkarsa, ekonomi yönetimi devam edecekse bence politika faiziyle mevduat arasındaki makas açılır ve seçimden sonra ekonomi yönetiminin değişeceği ve faizin artacağı senaryoda göreceğimizden çok daha yüksek bir mevduat faizi görmek zorunda kalabiliriz bence. Yani buradaki hikayede bunu es geçmemek gerekiyor. Çünkü evet, kur korumalı mevduat da bence artık son dönemde çift kur fiyatı seviyesinin yaşamamız sebebiyle artık önemini yitirmeye başladı. Bir yerden sonra burada tasarruf sahiplerinin KKM'ye güveni de erimeye başlarsa biz çok farklı faiz seviyeleri konuşuruz.
keşke ortodoks politikaya dönseydik de keşke faiz arttırsaydık, mevduat faizi daha düşük olurdu diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Doktor Altuğ Özaslan aktardıkların için, değerlendirmelerin için diyoruz. Evet, kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, içeride vadeli tarafa bakıyoruz. Yatay bir açılış performansı var. Peki borsa açılış beklentisini nasıl karşılayacağız? Hemen info yatırıma gidiyoruz ve İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin. Söz sana bırakıyorum. Bugün nasıl bir açılış olur? Günaydın Pelin. Piyasalara bu hafta itibariyle baktığımızda biraz daha haftaya sakin bir şekilde piyasaların başladığını gördük. Bugün de yine benzer bir şekilde yatay seyirin biraz daha ön plana çıkabileceği bir gün olabilir. Veri açısından içeride önemli bir veri akışı yok. Dışarıda daha çok Amerika tarafında yeni konut satışları gelecek ama piyasalar üzerinde bir ağırlığı olmayan bir veri diyebiliriz şu an için. Etkileme gücü yok. Diğer taraftan piyasalar daha çok bu hafta Perşembe günü bizim Merkez Bankamızın faiz kararını bekleyecek. Yine Amerika tarafında yine aynı gün birinci çeyrek büyüme verisi yakından takip edilecek. Daha çok bu iki veriye piyasalar odaklanmış durumda. Küresel piyasalara da baktığımızda şu an için bayağıdır uzun bir zamandır sakin bir görünümün biraz daha ön planlı olduğunu görüyoruz. Özellikle de merkez bankalarının kararlarına piyasalar odaklanmış durumda. Son günlerde hatırlarsak geçtiğimiz günlerde gelen PMI verileri ekonomik aktivitenin biraz daha yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını sinyallerini vermeye başladı. Bununla birlikte enflasyonla ilgili kaygılar halen devam ediyor ve daha da önemlisi merkez bankaları özellikle de Fed ve ECB tarafından şahin açıklamalar son günlerde daha sık gelmeye başladı. Bununla birlikte dolar endeksine baktığımızda burada 101 seviyesine doğru biraz daha bir yaklaşmanın yaklaştığını görüyoruz. Dikkatimiz çekiyor. Bununla birlikte euro dolar paritesinde de 1.1080 direnci yukarı doğru biraz daha zorlanmaya başladı. Doların değer kaybetmesiyle birlikte ve 1.1080 direncinin kırılması burada önümüzdeki süreçte 1.12 seviyelerini görülmesini tetikleyebilir büyük bir ihtimalle. Bununla birlikte Amerikan ABD 10 yıllık tahvillerinde biraz daha sakin bir seyirin olduğunu görüyoruz. Fakat petrol tarafında volatilitenin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 75 dolarlardan 87 dolarlara kadar yükselmişti. Burada OPEC Plus ülkelerinin üretimi kısıtlama haberleriyle birlikte. Şu an tekrar büyüme kaygılarıyla birlikte 82 dolara gerilemiş durumda. Yurt dışı piyasalar şu an için dediğimiz gibi biraz daha bekle gör politikasını uyguluyor. Yurt içine baktığımızda ise bizde geçtiğimiz haftaki bayram tatili öncesi piyasalarda durgunluk vardı, sakin bir görünüm vardı. Bu haftaya da Borsa İstanbul tarafında biraz daha yatay bir seyirle başladık diyebiliriz. Momentumun oldukça düştüğünü gözlemliyoruz. Özellikle de dolar TL tarafına baktığımızda şu anda yeni hareket seviyemiz 19.40'lar civarı. Bu seviyelerin etrafında yüksek bir volatilite hareketlerin yaşandığını gün içerisinde söyleyebiliriz. Fakat kur korumalı mevduatın üst faiz sınırının kaldırılması buradaki yukarı yönlü olasılığı biraz daha baskılamış durumda diyebiliriz. Diğer taraftan Perşembe günkü faiz kararını piyasa biraz bekliyor. Fakat burada çok da fazla bir sürpriz bir karar çıkması da beklenmiyor desek doğru olur. Bununla birlikte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin seyrini izlediğimizde ise en son 10
Nisan evet. tarihinde itibariyle biliyorsunuz 60 günlük ortalamanın üzerine çıkmıştık. Son 4 gündür de bu 60 günlük ortalamanın altında hareket ediyoruz. Bu da piyasanın yön arayışlarının devam ettiğini görüyoruz. Seçimlere 18 gün kala şu an için piyasalarda evet. 4900 ve 5100 puan arasında şimdilik dalgalanmanın biraz daha devam edeceğini söyleyebiliriz. İsmail çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. İnfo Yatırım ailesine iyi seanslar diliyorum diyelim ve programı noktalıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.